Herkese günaydınlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Biz böyle kahvaltımızı yaptık. Ay gazımı sildim. Böyle misler gibi doldu. Şimdi böyle bezimle de kuruluyorum arkadaşlar. Bu bezleri zaten söylemiştim size BİM'den aldığımı. Şöyle şuraları da sileyim. Güzelce temizlensin. İnanın evde hani ne çekeceğimi de bilmiyorum bu karantina sürecinde. Canınızı da fazla sıkmak istemiyorum. Fakat böyle elimden geldiğince böyle bir şeyler çekip video koymaya çalışacağım. Zaten iki günde bir video koyuyorum. Bunu siz de biliyorsunuz. Sadece bu hastalık sürecinde koyamadım. Evde her gün yani pek bir şey yaptım diyemem. İşlerimi yaptıktan sonra zaten yatıp dinleniyorum. Büyük bir çoğunlukla. Şöyle buraya koyalım. Demirlerimizi de yerleştirelim. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor zamanınız evlerde? EBA'da başladı. Zoom'dur, EBA'dır. Canlı yayınlar, online ders. Allah'ım böyle var ya. Böyle çocuklar bir oradan çıkıyorlar. Bir oraya, bir oraya falan derken özel dersler. Bir de biz oğlumuza matematik ve Türkçe dersi aldırıyoruz özel. Vallahi böyle yoğun bir şekilde geçiyor arkadaşlar. Kızının böyle tutturma yerlerinde böyle bir kırılma oldu arkadaşlar camında. Şimdi onu servise yollayacağım. Eşimle onu da yaptırsın. Şöyle yapalım. Işığı da söndürelim. Ay gazı temizledim valla. Şuralarda hep böyle el lekeleri yapıyorlar çocuklar. Şöyle silelim. Ay gazımı da bununla siliyorum biliyorsunuz. Viking mutfak spreyi turunçlu bahçesi. Diş fırçam. Ben şimdi böyle buraları toparlamam lazım arkadaşlar. Her şey böyle gözüktüğü gibi ekranda olmuyor. Arka taraf zaten berbat bir şekilde oluyor. Şimdi buraları güzel domates soslayayım, yıkayayım, temizleyeyim. Sonra yavaş yavaş yemek hazırlıklarına geçerim. Sizlere de kolay gelsin, bana da kolay gelsin. İlerleyen saatlerde tekrar bir araya geliriz. Tezgahla işim bitmişti. Şimdi böyle halımı süpürdüm, balkona attım ve camımı silmek istiyorum. Havada yağacak, yağmayacak. Vallahi bakalım ne olacak bilmiyorum ama büyük bir ihtimalle yağışlı gözüküyor ama gökyüzü de gayet böyle çok güzel. Mutfağımın camını sildim, böyle güzelce hallettim. Şimdi yerleri sileyim. Mopumu da ayarladım burada. Böyle mutfağımın balkon kapısına da ben böyle perdeci de çok böyle, hatta para bile almadılar benden, böyle bir tül yaptırdım. Şöyle de bir mekanizması var şurada. Bu aç kapa sinekliklerden istemedim. Çünkü onlar gerçekten zamanla bozuluyor. En güzeli böyle tül. Birazdan balkonumu da yıkayayım. Oraları da halledeyim ve mutfakta işim bitmiş sayılıyor. Böyle buraları hep hallettim. Şöyle bitirdim. Gerçekten mutfak temizse benim için her taraf bitmiş sayılıyor. Ve diğer tarafları yapmak benim için böyle çocuk oyuncağı. Ama burayı yaptıktan sonra sadece yemeğe girişeceğim. Fazla hiçbir şey yapamayacağım. Azıcık dinlenmem lazım. Bugün de bilmiyorum. Boğazlarımda böyle hafif bir ağrı var. Sürekli böyle şikayet etmek istemiyorum size ama bu süreci size bir nebze de olsa söylüyorum arkadaşlar. Şikayetlerimi, gün gün böyle hani neler olduğunu. Bugün de böyle boğazlarımda bismillah hani böyle şey var, bir ağrı var ama eşim bana böyle bir C vitamini aldım. Göstereyim size. Bu C vitamini aldı arkadaşlar. Şimdi bunu içeceğim takviye olarak. Bunu bayağı Kübra'cığım da sağ olsun iyi olduğunu söyledi eşime. O da eczanede çalışıyor arkadaşım. Daha selamlar sana da Kübra'cığım. Böyle. Şimdi birazdan bunu içeceğim. Arkadaşlar bu arada halıdan da haber geldi. Eşim ben video çekmiştim o yırtık yere. Kusurumuza bakmayın. Bizim bu yıkama firması bütün halıları zaten kaskolu. Ben sizin zararınızı karşılayacağım. Bir daha yıkamaya geldiğinde ben fotoğrafını da çekerim. Kaskoya yollarım. Gerekirse yerine de halı alırız demiş. O yüzden buradan da çok teşekkür ediyorum. Kendilerine gerçekten ilgilendikleri için. Şimdi yemek hazırlıklarına başlayacağım. Ne yapacağım? Ben buraya yine notumu aldım. Süt, sıvı yağ, maya,
tuz, şeker ve aldığı kadar un. Bakın ben bile ölçü koymuyorum. Aldığı kadar un. Arkasına ne yazmışım bakayım. Kıyma, kırmızı biber, sivri biber, kapya biber, sıvı yağ. Yapıyoruz arkadaşlar. Hemen söylüyorum. Pide yapmaya başlıyoruz birazdan. Şimdi evimde böyle birkaç eksiğim var. Onları şimdi oğluma söyleyeceğim. Markete gitsin alsın. Salçam yok. Biber salçam da yok. Domates salçam da yok. Zaten bitmişti, böyle çok az var. Bir de sıvı yağ aldırmam lazım. Onları gitsin alsın. Ben yavaş yavaş hazırlıklarına başlayayım. Hemen sütümü falan çıkartayım. Onu ılık bir kıvama getireyim. Hadi bakalım beraber yapalım. Merhaba. Başladık şimdi yapmaya. İlk önce ben sütü ılık bir kıvama getireyim. Bunun için 3 su bardağı ılık süt lazım bize. Şöyle hemen sütü dökelim. Ay, bir taraftan da bakıyorum. Kayıta almış mıyım, almamış mıyım? Benim ölçüm, bardak ölçüm birazcık büyük. O yüzden tam 3 olmadı ama aslında 3 su bardağı ölçek oldu. Çünkü bu biraz diğer bardaklardan şöyle şu kadarcık birazcık fazla ve bu kadar yeterli. Başka bir bardak bulaştırmak istemiyorum. Hemen şöyle 1 su bardağı sıvı yağ. Sıvı yağım da bitti. Şimdi markete gidecek ama hala daha gidemedi. Bunu da bu yoğurma kabıma koyuyorum. 2 paket maya, kuru maya. Kuru maya daha böyle kıyır kıyır yapıyor. Daha lezzetli yapıyor arkadaşlar. 2 tane o yüzden maya kullanıyorum. 2 tatlı kaşığı tuz. Tuzumu da getireyim hemen. Bu pide tarifini kesinlikle size öneriyorum. Hani mutlaka deneyin. Şöyle hemen tuzumu da koyayım. Kendi ölçümle ilave ettim. 2 yemek kaşığı böyle şeker. Bu da tamamdır. Ben 10 kere de yapsam bir tarifi mutlaka ya unutuyorum. O yüzden böyle hep yapmadan önce notumu alıyorum ve yapmaya başlıyorum. Süt ılık kıvama geldi. Ben böyle şimdi maya iyice eriyene kadar böyle karıştıracağım. İçinde kesinlikle böyle topak topak kalmasın maya. İyice böyle erisin. Zaten ılık kıvamda olduğu için süt hemen böyle eriyecektir karıştırdığınızda. Ben bu tarifi yıllardır aynı tarifi yapıyorum arkadaşlar. Pidenin tarifini de ben çok çok böyle severek takip ettim. Ve inşallah bir gün bir yerlerde de karşılaşırız. Zeynolu tatların tarifi. Gerçekten yani bayılıyorum. Bir insanın tarifi gerçekten hepsi birebir tutar mı? Hepsi birebir tutuyor. Ve kendisine hayranım. Şöyle güzelce eridi. Şimdi ununu içine ilave ediyoruz. Şöyle ben şimdi bir göz kararı koyayım ununu. Bakın. Böyle. Şimdi hemen yoğurayım. Tabi az geldi bu un. Daha istiyor çünkü. Aslında lahmacun istediler benden ama lahmacun gerçekten hani şu an hasta olmasam kolay gelir bana ama şu an birazcık böyle rahatsızım. Halsiz olduğum için gerçekten gözüm doluydu. Bana göre en kolayı böyle pide yapmaktı. Pideyi de çok seviyorlar. Bunu bir bakayım elimde ne kıvamda. Arkadaşım aradı. Onunla böyle sohbet ederken ben hamurumu yoğurdum. Şimdi ben size böyle kıvamını da göstereyim. Bakın. Hop. Kıvamı çok güzel oldu. Şimdi ben bunu mayalanması için fırına, aygazına şöyle koyayım. Hamurunuzu yoğururken arkadaşlar pürüzsüz yoğurun. Üstünde böyle pürüz pürüz kalmasın. Böyle yoğurduğunuz zaman da güzel oluyor. Şimdi hemen bu mayalanmaya. Oğlumdan marketten böyle salça, sıvı yağ istemiştim. Markete gittiğinde şöyle aklıma yine birkaç bir şey daha geldi. Çünkü ben çıkamıyorum. Eşim de görevde. Onları da aldırayım dedim. 4 tane süt aldırdım. Gerçekten süt hiç dayanmıyor bizim evde.
sürekli böyle tüketiliyor, sürekli alınıyor. Yüzey temizleyici çiçeğimin aldı. Geçen ay ben Bingo'nunkini almıştım arkadaşlar. Yüzey temizleyicisi o gerçekten çok güzeldi. Fakat A101'de yokmuş ya da oğlum mu göremedi bilmiyorum. Bir de böyle sirkeli aldırdım. Bu gerçekten çok memnunum bundan. Bulaşık makinesinin böyle içine de sıkıyorum. Her yere yüzey temizleyicisi olarak da kullanıyorum. Hani bir evde olmazsa olmaz diyebilirim sirkelim. Böyle Domestos her daim. Çok sevdiğim. Çamaşır suyu aldırdım arkadaşlar. Şöyle yudumun bakayım kaç litre almış? 4,5 litre almış. Ve böyle peynirimiz de bitmişti. Bunu da aldırdım. Bu da yarım yağlı taze peynir. Köy peynirine benzediği için gerçekten çok seviyorum bunu. Ama çocuklara ayrı alıyoruz. Çünkü onlar yemiyor. Eşimle ben genelde tüketiyorum bunu. Öncünün domates salçasını istedim. Bir de biber salçasını ama biber salçası yokmuş Öncünün. O yüzden böyle çokça marka almış. Ay tatlı almış. Ay ben ondan acı istemiştim. Neyse. Yağlı kağıdım da bitmişti. Bir de yağlı kağıt istedim. Ama ben kesik olandan istemiştim. İşte bir bayan gitmediği zaman böyle oluyor. Bunu herhalde ben keseceğim. Evet kesik değil bu. Neyse. Oğlumun aldıkları da bunlar. Şimdi üstünün böyle iç malzemelerini hazırlayalım. Bunun için kırmızı biber, böyle yeşil biber, domates, soğan. Şöyle yıkadım hepsini. Tekrar yıkarım ben. Geçen aldığım bu Tefal'in robotunu da şimdi sizlerle birlikte deneyeceğim. İnşallah güzel bir şekilde doğrar bütün malzemeleri. Benim bundan bir önceki kullandığım gerçekten çeyizime rahmetli annem almıştı. Çok eski bir modeldi ama gerçekten çok güzeldi. Adışanı da öyle pek yoktu ama şey falan güzeldi, motor gücü falan. Şimdi sizlerle birlikte bu Tefal'i deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar 4 bıçağı var bunun. 2 bıçaklı değil. Genelde bu üste kalır böyle doğrayıcıya koyduğumuz zaman. Bakalım bunda da kalacak mı öyle çok. Çünkü benim diğerinde kalıyordu. Çünkü çeyizime yıllar önce alınmış bir robottu. Bakalım bunda nasıl olacak. İnanın size ne konu çekeceğimi de ne yapacağımı da bilmiyorum. Vallahi böyle kaldım böyle evde. Ev hapsinde. İnşallah böyle kısa sürede biter. Gerçekten evde durmak böyle bir hapis kalmak o kadar zor ki. Bir an önce böyle dışarı çıkmak istiyorum. Şu karantina bir bitse. Ay, hadi başlayalım. Bütün malzemeleri koydum ama birazcık gözüme çok koydum gibi geldi bana. Evet, çok geldi. Ben bunu birazcık boşaltayım. İki seferde yapayım. Şöyle kırmızı biberler çok geldi. Neyse bunu sonra şöyle birazcık da yeşil biber de alayım. Tamam. Ah, oldu. Ay bismillah. Şimdi hatta hemen şu biberleri de ekleyeyim üstüne. Birazcık kapatırken zorlanıyorum. Tamam. Tamam. Zaten şunu koyduğum an bakın karışmaya başlıyor. Temel şey... Bakalım nasıl oldu. Şimdi kıymamı da koydum buraya. Burada 800 gram falan diyeyim ben size. Tahmini konuşuyorum. Şöyle kıvamını da göstereyim size. Bakın. Yani gerçekten verdiğim para da helal olsun arkadaşlar. Ufacık bir dokunmayla bakın ne hale getirdi. 4 bıçaklı bu. Almak isteyenlerinize tavsiye ederim. Trendyol'daki indirimleri takip edin. Veya mağaza indirimlerini takip edin. XX large boyutu bu. En büyük boyunu aldım ben. Şöyle. Şöyle bakın. Göstereyim size. Nasıl yaptığını. Harika yaptı. Yani insan böyle memnun kaldığı zaman
verdiği para da hiç gözüne de gelmiyor. İnşallah sağlam bir şekilde kullanırız. Bol acılı yapmak istiyorum. Çocuklar çünkü acıya da alıştı. Böyle o yüzden bol pul biberini koyayım. Şöyle karabiberini, azıcık isot koymak istiyorum. Acı toz biber var burada. Birazcık bundan da ilave ettim. Sıvı yağını dökeyim. Ve şimdi ellerimi, eldiven takıp şöyle güzelce yoğurayım. Arkadaşlar, yoğurdum böyle güzelce elimle. Ben bu malzemeyi lahmacun harcında da kullanıyorum. Lahmacun tarifime de bakmak isterseniz en aşağılarda videolarda tarifi de var. Gerçekten harika oluyor lahmacunda. Şimdi hepsi hazır. İç malzemesini de hazır ettim. İkindi ezanı da okunuyor bu arada ezallah. Ve hamurum da mayalandığı zaman artık yapma işlemine başlayacağız. Hamurum çok güzel mayalanmış böyle. Ben şimdi şöyle havasını alayım. Tane bezemiz çıktı. Şimdi ben bunların üstlerini örteyim bezelerin kurumasını arkadaşlar. Ve hemen oklavayla açalım. Böyle her yerine sürelim arkadaşlar. Bu yapmış olduğum iç harcını söylemiştim zaten herhalde. Lahmacunlarda da kullanıyorum. Aynen böyle. Şuradan şöyle yapıyorum. Azıcık kenarlarında böyle. Aynen böyle bu şekil. Üstüne sadece yumurta sarısı, azıcık da böyle sıvı yağ karıştıracağım ve tamamdır. Böyle. Oğlum böyle üstlerine yumurta sarısı sürdü. Hemen fırına da verelim. 200 derecede pişiriyoruz arkadaşlar. Ben fanlı ayarı aldım. Çünkü 2 tepsi kullanacağım şimdi fırında. Pidelerimizde bir saniye buhar çıksın. Pidelerimizde pişmiş arkadaşlar. Şöyle bir altına bakmak istiyorum hemen. Dilim yandı. Bir saniye. Şu altına da bakalım. Evet. Nar gibi kızarmış. Tamamdır. Ve ilk tepsimiz pişti. Gerçekten keşke hepinize ikram edebilsem buradan. Göz hakkınızı da helal edin arkadaşlar. Burada yapıyoruz, ediyoruz. Gerçekten yani göz hakkınızı bu konuda helal edin. Siz isterseniz peynirli yapın, kaşarlı yapın, sucuklu yapın. Şimdi tepsiyi yaptık. İkinci tepsimizi de hemen fırına verelim. Gerçekten çok kolay. Yapımı da çok kolay. Hazırlaması da çok kolay. Tadı nasıl sence? Mükemmel. Bayılıyorlar zaten böyle bu tarz şeylere. Şöyle güzelce sunumumu hazırladım. Instagram için fotoğraflarımı çektim. Aslında Instagram sayfam Aysun Kitchen'da
İki kere ben bu tarifi yaptım, yayınladım. Tarifi sayfamda var. Ama ben yine böyle bir fotoğrafını çektim. Aradan sayfamda paylaşmak istiyorum. Şöyle size göstereyim kıvamını, inceliğini. Her şey böyle istediğim gibi oldu. Çok fazla ben böyle kıtır kıtır sevmiyorum. Çok yumuşak da sevmiyorum. Ölçüsü her şeyi garanti tarif diyebilirim size. Gönül rahatlığıyla yapıp deneyebilirsiniz. Ben bazen çok yapıyorum. Dondurucuya atıyorum. Böyle bir misafir geldiğinde, çocuklar evde yemek istemediklerinde böyle bu tarz bir şey istediklerinde rahatlıkla dondurucudan alıp tüketebiliyorlar. Burada böyle salatamızı da yaptım arkadaşlar. Ayranlarımızı da hazırladık. Ve şimdi bize afiyet olsun. Bugün sabahtan beri bir şey fark ettim. Kamerayı hiç kendime doğru çevirmemişim. O yüzden kusuruma bakmayın arkadaşlar. Şimdi çayı demledim. Hem de kapanışı yüz yüze yapalım sizinle birlikte. Şöyle çayımızı da dökeyim eşimle kendime. Galatasaray'ın da maçı varmış arkadaşlar. Bu arada başarılar diliyorum Galatasaray'a da. Eşime çayı götüreyim. O salonda içsin. Ben de mutfakta sizle böyle kapanışı yapayım. Sabahtan beri gerçekten telefonu hiç kendime doğru çevirmeyi akıl etmemişim. O yüzden kusuruma bakmayın arkadaşlar. Çekmişim sadece. Aslında kısa bir video olacaktı. Ama onu kesmeyeyim dedim. Bunu kesmeyeyim. Burası güzel. Şurası böyle derken birazcık uzun bir video oldu. Umarım izlerken yani sıkılmadan izlersiniz. Sıkılmadan eğer izlerseniz de gerçekten çok mutlu olurum inşallah. Şöyle bir çayımı içeyim. Bu benim 3. ya da 4. videom olması gerekiyor. Gerçi videolarımda bahsediyorum bu sürece girdiğimden beri. Ağrılar bittikten sonra bu halsizlik bende kaldı. Bilmiyorum acaba altında yatan başka bir rahatsızlığım mı var onu da bilemiyorum. Karantinam bittiği zaman arkadaşlar sağlık ocağına gidip kan tahlili vereceğim. Bir kan değerlerime de bakılsın. Hani bu halsizlik neden böyle oldu bende. Salı günü karantinam bitiyor. İşe başlayacağım ama nasıl başlayacağım onu ben de bilmiyorum. Çünkü aşırı halsizleşiyorum bir anda. Beni o an gerçekten bu halsizlik yatırıyor. Ki iş yerinde 8 saat sürekli ayakta nasıl kalabilirim onu da bilmiyorum. Bu konuyu hem doktorla görüşeceğim hem iş yerinin doktoruyla da görüşeyim dedim. Bir salı günden sonra bir bakalım nasıl bir yol izleyeceğiz. İnanın ben de bilmiyorum. Mutfakta uğraşıyorum arkadaşlar. Öyle çok fazla evin işlerinin detaylarına giremiyorum. Ayrıntılı bir temizlik yapamıyorum. Bazen çocuklar yardım ediyor. Eşim yardım. Bu süreçte bana bu konuda gerçekten çok yardım ettiler. Çok çok teşekkür ediyorum onlara da buradan. Eşim olsun, çocuklarım olsun. Burada maskem de açık. Şu an burada zaten mutfakta kimse yok. Çayımı da içiyorum. Bunu da zaten hemen makineye koyuyorum. Tepsiyi de domestosla yıkıyorum arkadaşlar. Bugün hatta birisi bana mesaj atmış. Abla hani her yere elini sürüyorsun mutfakta nasıl oluyor? Arkadaşlar ben 6 gün zaten mutfağa giremedim kesinlikle. Dokunduğum her şey de zaten makineye giriyor. Zaten makinenin içine ben domestos da koyuyorum çamaşır suyu. El sürdüklerinde zaten ben kamera arkası da var arkadaşlar. Sürekli ellerimde dezenfektanlar. Elimde domestoslu böyle sularla zaten siliyorum. Allah'a şükür şu ana kadar çocuklarda, eşimde herhangi bir belirti yok. Şükürler olsun. Salı günü zaten karantinam bitiyor. Maskeyle dolaşıyorum. Şu an çayımı içiyorum. O yüzden maskem aşağıda. Arkadaşlar yakın böyle çevremizden de duyuyoruz. Eşimin iş arkadaşının hanımı ve kızında çıktı virüs. Ama eşi olsun, diğer çocuğu olsun hiçbir şekilde bulaşmadı. Böyle enteresan da yani gerçekten. Mesela biz iş yerinde aynı ekipteydik bayan arkadaşlarımızla. İçlerinden hiçbirine bir şey olmadı. Sadece virüs kapan arkadaşımızla ben çok rahatsızlandım. Ama diğerlerinde Allah'a şükür hiçbir şey yok. Buradan da arkadaşımız kadere de gerçekten çok çok geçmiş olsun diliyorum. Yanındaki bayan arkadaşlarıma da keza aynı şekilde onlara da geçmiş olsun diliyorum. Bu karantina sürecinde en ağırı ben ve Kadir arkadaşımız atlattı. Şükür durumu çok iyi. Şimdi hemen hastalık konusunu kapatalım şöyle.
Bugün çok güzel pide yaptık, kıymalı pide. Gerçekten %100 garanti bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Sürekli yaptığım bir tarif, gerçekten kefilim. Açıklama kısmına inşallah unutmazsam hep yazarım diyorum. Kimini yazıyorum, kimini yazamıyorum, böyle unutuyorum ama yazmasam da mutlaka bana hatırlatın. Çünkü kafam gerçekten çok dolu. Videolarımı beğeniyorsanız, beni seyretmeyi seviyorsanız, sevdiklerinizle kanalımı, beni paylaşırsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bursa İnegöl'den hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.